Şu anda Kıbrıs'ın en büyük çocuk oyun alanındayız efendim. Yanımda da buranın sahibi Soner Bey var. Kendisiyle röportaj yapıyor olacağız. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Çok iyiyiz. Hoş bulduk efendim, çok teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım önce. İsmim Soner Düzen. 2013'ten beri adadayız ve bu işle meşgul oluyoruz. Esas mesleğim gemi kaptanlığı. Daha önce 22 sene Londra'da gemi kaptanlığı ve management işiyle uğraştım. Evet, bayağı radikal bir karar olmuş sizin için. Evet, daha sonra çocuklar oldu. Çocuklar küçükken bu tarafa gelelim dedik. Kıbrıs adamız çocukların büyüyebileceği dünyadaki en ideal yerlerden birisi. Öyle bilinsin. Neden peki? Denizi var, plajları var. Saat 3.30-4'te işinizden sonra gidip akşam 7'ye 8'e 10'a kadar plajlarda zaman geçirebilirsiniz. İnsanlar eğlenceli, çok iyi niyetli, güvenli, barışkın. Bir şey. Evet, çok güvenli bir ada. O yüzden çocuklar öncelikli olarak buraya geldik ve bu işle meşgul olduk. Başka birkaç firmamız daha var ama bu bizim göz bebeğimiz. Evet. Biraz işinizin detaylarına inelim o zaman. Şu anda neredeyiz ve buradan neler var? Şu anda Kido Farm'ın Küçük Kaymaklı şubesindeyiz. Burası adanın en büyük kapalı oyun merkezi. Klimalı bir ortamda. Buranın bir özelliği, anne baba ya da bakıcılar çocuklarıyla beraber içeri girip oyun oynayabilirler. Bu güzel bir ayrıcalık. Çocuğunuzla kaliteli bir zaman geçirebileceğiniz, onları yorabileceğiniz, fiziksel olarak zaman geçirebileceğiniz güzel bir mekan. Evet. Çocuğunuzu buraya gönül rahatlığıyla bırakabilirsiniz efendim. Aynı zamanda eğitmenler de mevcut. Ebeveynler olmasa da yine burada çocuklar zaman geçirebiliyorlar. Evet, alışverişe inebilirler aşağıda Lemar'a. Biz çocuklarla ilgilenebiliriz. Başka mesela müzik ve sanat, resim dersleri, aktivitelerimiz var, jimnastik aktivitelerimiz var. Doğum günü partileri, adanın en güzel partileri burada yapılır. Çünkü diğer mekanlarda çocuğum nereye gitti, neyin üstüne bindi, nereden indi, düştü gibi kaygılarınız varken burada oyun merkezi, güvenli bir ortamda oynarken siz de misafirlerinizle rahat rahat sohbet edersiniz. Çok rahattır. Yani iyi bir imkan elde edebilirler. Gerçekten muhteşem. Biraz detaylı anlatalım. Şu anda burada top oyunları oynanıyor. Evet. Hangi yaş gruplarına ait burası? Burası 0'dan 9 yaşa kadar tüm çocuklarımıza uygun. Döşemelerimiz 2.8 milim kalınlığında İngiliz safety standartlarına göre alınıp döşendi. Bütün her mekanımız kaplı, çocuklar kaza geçirmesin diye. Top havuzlarımız var, trampolinler var, çeşitli kaydıraklarımız var, labirent oyunlarımız var, büyük küçük toplarımız var, hareket eden gemimiz, işte Angry Bird'ümüz, tavşanlar var. Önümüzdeki dönemde pneumatik topla topu hareket ettiren pneumatik makinalarımız olacak. Robotlarımız var. Onların elektrik mekanizmasını bekliyoruz. Onlar devreye girecek. Güzel bir futbol mekanı olacak. Küçük bir yer yapacağız, ayrı bir mekan. Genç çocuklar için, ufak çocuklar için. Eğlenceli, sürekli gelişen bir eğlence olmuş olacak. Peki neden çocuklarını buraya emanet etsinler? Şöyle, burası en klinik açıdan en hijyenik ortamlardan birisi. Burada bizim her gün olmak koşuluyla normal rutin temizliklerimiz ve haftada bir olmak üzere özel temizliğimiz olur. Bunun dışında bütün mekan safety emniyet standartları içinde hazırlanmıştır. Çocukların her tarafa girip çıkabileceği düşünülerek, her türlü kazaya açık olabileceği düşünülerek hazırlanmış bir ortamdır. Bu iki olay anne ve babanın ya da ebeveynlerin çocuklarını buraya rahatça getirebilmelerinde tercih sebebi olur. Artı
Diğer bir şey, burada çocuk fiziksel olarak yorulur. Biz ilk sene şunu diyorduk misafirlerimize, eğer eve döndüğünüzde çocuğunuz hala uyumuyorsa, ertesi gün girişleriniz bizden, hiçbir ücret ödemeyeceksiniz diyorduk. Başka oyun mekanlarında çocuklar elektronik oyun aletlerine binerler ve daha fazla kinetik enerji yüklenerek arabada evine öyle giderler ve uykuyu bırakın tam tersine aktifleşirler. Burada ise koştura koştura bisiklete binerek, toplarla oynayarak, her türlü aktiviteyi yaparak yorulur. Ailenin istediği de bu. Bizim de 3 çocuğumuz var. Bizim de hep senelerdir istediğimiz buydu ve bunu sağlamış olduk. Doğal bir ortamda oynamış oluyor çocuklarınız efendim. Hiçbir şekilde zarar görmüyor. Evet. Ve kinetik enerji de almıyor dolayısıyla da. Bunlar tabii ki çocuklarımız için çok çok önemli. Peki bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Bizim Girne'de bir projemiz vardı geçen sene. Çıkartma plajında. Adanın en güzel plajlarından bir tanesidir. Bu sene orada değişik bir projeye girmeyi ümit ediyoruz. Onun dışında başka bir projemiz daha var. Onunla şu anda, onun da fizibilite aşamalarındayız. O da yakında olacak. Aynı zamanda yamaç paraşütüyle de ilgileniyorsunuz siz. Evet, dağcılık, yamaç paraşütü, gezme, bütün bunlarla ilgilenirim. Yamaç paraşütüyle ilgili güzel bir organize oldu burada geçtiğimiz haftalarda. Tam emin değilim ama adada ilk düzenlenen dünya şampiyonası. Büyük olasılıkla dünya şampiyonası oldu. Çok sevildi. Hep devamı gelecek. Türkiye şampiyonalarını da burada yapmayı düşünüyoruz zaten. Bir ekip halinde. Yamaç Paraşütü Federasyonu da burada çok aktifleşti. 10-15 yıldır hep hayalimizdi. O da çok güzel bir, çok güzel olarak gelişiyor. Evet, bunun da tabii ki haklı gururunu yaşıyorsunuz. Ne mutlu size efendim. Teşekkür. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı ailelerimize, bebeğinlerimize, şu anda bizi izleyenlere? Doğum günlerimiz açıkçası adanın en güzel doğum günleri burada yapılıyor. En sorunsuz ve en sizden rahat edici doğum günleri. Çocuklarınız içeride oynarken sizler misafirlerinizle çok rahat sohbet edebiliyorsunuz. Onun dışında sanat, müzik ve jimnastik aktivitelerimiz devam ediyor. Bunların dışında da herkesi bekliyoruz. Güvenli, rahat bir ortam. Evet, çok teşekkür ediyorum efendim. Çalışmalarınız, başarılarınız daim olsun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, Kıbrıs'ın en büyük oyun alanındaydık. Soner Bey vermiş olduğu bilgiler için teşekkür ediyor. Programımıza devam ediyoruz.